Genelde galiba maçları ikiye ayırmamız lazım her zaman biz ki daha sağlıklı analiz yapmak için. İlk çeyrek iyi oynadık, enerjik oynadık. İkinci çeyreğe yürüyen, duran, baskı yapmayan, Armani takımını seyreden bir takım sahada vardı. Tabii bunun devamında böyle devam edersek sonucun çok net ve belli olacağını konuştuk. Daha agresif bir savunmayla, daha enerjik bir yapıyla cevap vermemiz gerektiğini konuştuk. Üçüncü çeyrekte farkı kapattık, öne geçtik. Dördüncü çeyrekte o farkı başında açtık ve neticede istediğimiz farkı da elde ettik. Baktığınız zaman ikinci yarı 50 sayı attık. İşte çok iyi hücum ettik diye yorum yapabilirsiniz ama esasında o sayıların yarısı savunmanın sertliğinden ve direncinden geldi. Yani neticede basketbolun futboldan veya başka sporlardan ayırt eden yapı da bu zaten. Savunmanın ve hücumun iç içe girmiş olması ve birbirinden ayrılmayan unsurlar olması. Neticede işte uzun lafın kısası. 5 sayıyla mağlup olduğumuz bir rakibe karşı kendi sahamızda 6 sayıyla yendik ve hem galibiyet hem skor farkını elde ettik. Şimdi bu tabii televizyonda da bir soru geldi zaten. İşte sizle beraber Vujačić savunma yapmaya başladı. Ya hakikaten zannediyor musunuz ki üst seviyede oyuncuların sadece hücum yaparak oynayabileceğini düşünebiliyor musunuz? Yani ben bunu düşünemiyorum ya. Hakikaten bunu düşünemiyorum ve bu bir lütuf değil yani. Bu bir mecburiyet yani. Ya nasıl yaşamak için nefes alıp veriyorsak, yaşamdan keyif almak için nasıl nefes alıp veriyorsak aynı şekilde bunu da yapmamız lazım. Evet, Saşa bugün en agresif olanlardandı. Ama diğer parametrelerde Josh'un oldukça agresif olduğu, Jamon'un çok agresif olduğu, ikinci yarı zaten rotasyon minimum düzeydeydi açıkçası. Kerem'in aynı şekilde, Kuço'nun katkı vermesi, neticede bir sonucu böyle getiriyor. Yani işte bu bir şut yarışması değil veya bir tenis maçı da değil. Neticede daha güzel şut sokan veya daha güzel şey yapan değil, kazanan takım diye konuşuluyor. Kazanmak için de bunları yapmak şart. Bunları yapmak şart. Öğrenirsek kazanırız. Öğrenemezsek kaybederiz. Çok net.